Savaş oyunlarına baktığımızda 3 ana tema görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı, modern tema ve fütüristik tema. İkinci Dünya Savaşı ile başlayan bu macera hem tarihin en vahşi savaşında kaybolmamızı sağlamış hem de damarlarımızdaki kana farklı cephelerin tozu dumanı karışmıştı. Fakat arada atladığımız bir şey vardı. Birinci Dünya Savaşı temasında AAA bir oyun hiç görmemiştik. Aslında Birinci Dünya Savaşı tarihin şekillenmesini sağlayan ve dünyanın bir daha eskisi gibi olamayacağını gösteren vahşi, çıkarcı, riyakar ve muazzam bir savaştı. Lakin oyunlar İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyorlardı. Peki neden İkinci Dünya Savaşı? Ben bu konu için şöyle düşündüm. İlk olarak İkinci Dünya Savaşı cepheleri ilk savaşa göre daha ilgi çekici cepheler barındırıyordu. Ayrıca bilirsiniz, ortaya bir eser çıkardığınızda Hollywood'dan her zaman esintiler alırsınız. Diğer sebebi ise İkinci Dünya Savaşı'nda ortak bir düşman olması. Eski oyunları hatırlayın. Yıllar boyunca kimleri öldürdük? Nazileri. Baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik devletlerde Almanlar yalnız değildi. Lakin büyük güç Almanların elindeydi ve Avrupa'yı bir cam gibi kırıp geçmişlerdi. Bu durum aynı masaya oturmayacak ülkelerin mihver grubunda yan yana olmasını sağladı. Çünkü ortak bir düşmanları vardı. Zaten fark ettiyseniz yıllardır Nazileri böyle farklı bir ırk, farklı bir millet gibi tanıtıyorlar. Sanki bu dünyadan değiller gibi. Ayrıca Almanlar da zaten en büyük Nazi düşmanı. Yani öyle olmasa bile öyle görünmek zorundalar. Hal böyle olunca oyunda öldürüyorlar diye kimsenin darılmayacağı ortak bir düşman çıktı. Tabii yıllar geçtikçe oyunlarda artık her milletten birini öldürebiliyoruz ama o zamanları geri düşünün. Harika bir pazarlama stratejisi. Mesela Modern Warfare 2'den örnek verelim. Rusya'daki havalimanı katliamı yüzünden oyun Rusya'da satılmadı ve bu anlattığımız yakın tarihte olan bir şey. Daha eskiye gidersek GTA 1 çıkmadan önce çok şiddetli diye eleştiri alıyordu. O yüzden bir düşünün. Dünya Savaşı'nı anlatan bir oyunda hangi ülke ne kadar tepki gösterirdi? Yani oyunu ne kadar iyi yaparsanız yapın, satabileceğin kitle de fazlasıyla önemliydi. Hala hazırda ortak bir düşman var. Ruslar Nazileri öldürüyor, Amerikalılar Nazileri öldürüyor, Avrupa Nazileri öldürüyor. Kısaca herkes Nazileri vuruyor, kırıyor ve eziyor. Oyunda öldürülen Naziler bir anlam ifade etmiyor. Biraz da ülkelerin milliyetçi yanlarına gaz verince satışlar tavan oluyor. Bu bahsettiklerim eskiden her yerde 2. Dünya Savaşı temalı oyunun olmasıyla alakalıydı. Günümüzde ise artık bu tarz kaygılar pek kalmadı fakat yine de 1. Dünya Savaşı'na kimse geri dönmedi. Yine de bu konsepti bir gün kullanacaklarını herkes tahmin ediyordu. Tahmin edilemeyen şey ise bunu hangi oyun yapacaktı? Sene 2016 olduğunda EA tarafından beklenmedik bir hareket geldi. Battlefield markası 1. Dünya Savaşı'na gidiyordu ve bu radikal bir karardı. Büyük bir markaysanız normalde trendleri takip edersiniz. Rakiplerine baktığımızda hani modern savaşı kenara bırakırsak fütüristik temada ilerliyordu. Ancak BF1 trendleri tuzla buz edip kendi trendini yaratmak istedi. Gelen fragmanı insanlar ortasına alıp bir çember oluştururlar. Modern tema artık sıkmıştı, fütüristik tema ise evet, onun durumu zaten ortada. Fakat yeni nesille eski günlere dönmek işte bu heyecan vericiydi. İnsanların göz bebeği büyümüştü. Bu oyun çıkmalı ve ben de oynamalıyım diye düşünüyorlardı. EA turnayı gözünden vurdu. DICE ise oturaklı bir oyun yapma konusunda hırslı ve azimliydi. Ayrıca çıkarttıkları bu trend sektörde bazı şeyleri ufak tefek değiştirecekti. Peki sen ne düşünüyorsun Görkem? Selamlar arkadaşlar. 75 FPS çağırdı sağ olsun Battlefield 1 piyasada neyi değiştirdi, ne yaptı diye. Ben de bugün burada bunu cevaplamak için buradayım. Battlefield 1 bence piyasada bir şey değiştirmek yerine kendisi farklı bir şey yarattı. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın konu olan bir oyun ben bilmiyorum. Hiç oynamadım, duymadım da. Büyük ihtimalle de yoktur. Ama Battlefield 1 farklı bir şey denedi. 1. Dünya Savaşı'nın konu aldı ve bence bunu başardı diyebiliriz. Görkem'le ortak bir payda da buluşabildik. O payda ise bir şeyleri deneyip ortaya ağırlığını koymasıydı. Kısaca BF1 geldiği dönemde ortamı bayağı bir hareketlendirmişti. Gelin biraz oyundan bahsedelim. 1. Dünya Savaşı'nı merkezine koyan Battlefield, klasik bir karakter ve onunla birlikte uzanan olay örgüsü yerine birçok karakter ve savaşın hudutlarında farklı tat, farklı olay örgülerini amaçlamış. 60 milyondan fazla askerin savaştığı bu tarihi olayda çok az kişi kazandı ve dünya sonsuza kadar değişti. Dünyanın sonsuza kadar değişmesi ise 1. Dünya Savaşı'na Savaşın Şafağı lakabını taktı. Geliştiriciler yeni ekol savaşın ilki olduğu için oyunun yanına bir ibaresini eklediler ve bu sayede oyunun ismi Battlefield 1 oldu. İçinde ayrı gayrı olmadan objektif bir biçimde birçok milleti konu alacak oyun, multi kısmıyla ön planda olsa da içinde savaşa dair anlamlar barındıran güzel ve kısa bir campaign modu da bulunduruyor. Oyunun hikaye modunda anlatmak istediği şey ise milliyetçilik değil. Bayrak ve sevgi tarif etmeksizin insanı konu almaya çalışıyor. Savaşta birçok millet vardı, haklı veya haksız herkes bir şeyler yaşadı. Kimi toprağını korudu, kimi saldırdı fakat dünyanın dört bir tarafından gelen bu gençler sadece adam olacaklarını sandı. Ancak hepsinin hissettiği şey aynıydı, korku. Belki elinizde güçlü bir silah var, belki size yardım eden bir bombardıman uçağı, belki de içinde nefes alabileceğiniz bir tankınız var. Üstünlüğün kimde olduğunun bir önemi yok, eşitliği sağlayan tek şey ölüm. Tarihin ortanca çocukları büyük savaşı ve buhranı görmedi, yeni bir amaçları olmadı. Ama bu çocuklar tarih sayfalarında toz olup efsaneleşeceklerdi. Çölde hayalet, gökyüzünde şövalye, çamurda develenen farelerdi. Bu hikaye onların hikayesi.
Şimdi sadece beni izleyin. Topyekün Savaş'ın şafağını birlikte yaşayalım. Karşınızda Battlefield 1. Oyunu açtığınızda ilk anda ana menü ilginizi çekiyor. Hikaye modunun 5 bölüm ayrılması ve bu hikayeleri dünya haritasında görmek, nerede savaşıyoruz duygusunu daha tatmin edici bir hale getiriyor. Story modu kısa olduğu için 5 bölümü size hızlıca anlatıp her bölümde oyunun farklı kısımlarını ele alacağım. Açılış yaptığımız bölümde videonun prolog kısmında bahsettiğim insan duygusunu güzel pekiştiriyorum. Fury filminden örnek verirsek, bekle de gör diyor. Bir insanın bir insana neler yapabileceğini. İşte bu sahnede bunu vurgulamaya çalışıyorlar. Bölümün açılışında savaş ile ilgili kısa bilgiler veren oyun ön muharebe cephesinde hayatta kalmanızı beklemiyor diyerekten bizi bir tribe sokuyor. Yaklaşık olarak 3-4 farklı NPC oynayıp çoğunda ölüp bir tanesinde kurtuluyoruz. Ölen her kişinin bir ismi var. Bu sayede tek başına bir ordu gibi hissetmiyoruz. En azından ilk bölüm için. Ayrıca NPC'lerin isimleri olması da yeni bir şey değil. Kod zaten yıllar önce bunu yapıp cephede yanımızdaki insanları önemsememizi sağlamıştı. Fakat BF1 açılışıyla savaşın varlığını bizlere elinden geldiğince hissettirmek istemiş. Açılışla birlikte değineceğim konu grafikler ve atmosfer. BF1'i zamanında oynadık ama böyle ultra ayarlarda oynama şansı bulamamıştım ve çok büyük bir hata yaptığımı 6 sene sonra öğrendim. Kod VV2 içeriğinde atmosfer olarak BF1'den daha iyi görüyorum demiştim. Lafımı geri alıyorum abi. Oyun hem atmosfer hem de grafiksel olarak muazzam görünüyor. Aradan 6 yıl geçmiş ya, 6. Şu savaşın şiddetine bakın. Efektlere bakın. Ya bu tatmin etmeyecek de hangi oyun edecek? Savaş zaten birçok cepheyi konu alıyor. Grafikler ve kaplamalar sayesinde gittiğimiz her yere aşık oluyoruz. Tamam, hava kararınca ballandıra ballandıra anlattığım kadar iyi durmuyor ama kalabalık bir harp muharebesinde oyun sizi pahalı bir parfüm kokusu gibi içine çekiyor. Dönemine göre en iyi grafiklere sahip mi dersek? Hayır, değildi abi ama o sene grafik olarak herkesin top 10'una girdi. Mesele elindeki materyali atmosfere oturtup yaratmak istediği o havayı ciğerlerimizde gezdirip gözlerimizde parlatmasıydı. İşte bu yüzden bu oyunda savaşmayı çok sevdim. Birinci bölüme geçersek savaştan önce şoförlük yapan Danny Edwards ile tanışıyoruz. Edwards şoför olduğu için onu tank sürücüsü yapıyorlar. Ayrıca bu bölüm sayesinde Cem Yılmaz'ın mesleği icabı askerlikte bir işe verilme konusunun 1. Dünya Savaşı'nda yapıldığını da görmüş olduk. Savaş zamanı o zamanlara göre teknoloji zirvede ve savaşın seyrini değiştiren yeni makineler de cephelerde kullanılmaya başlıyor. Bunlardan biri de Mark V olarak geçen bir tank. Edward kendisine güvenmeyen bir ekip ile birlikte bu tankı kullanarak Alman ön cephe hattını yarmaya çalışıyor. Mark V sırlı bir canavar olarak gözükse de fazla güvenli bir tank değil. Burada ise oyunun fiziklerinden ve oynanışından bahsedeceğiz. Fizik olarak BF serisi bizi yarı yolda pek bırakmadı. Kodun bıraktığı oldu ama her neyse, BF bizi bırakmadı. BF3 ve BF4 fizik konusunda bizi tatmin eden yapımlardı. Teşekkürler Frostbite motoru. Aynı şekilde BF1 de fizik konusunda bizi tatmin ediyor. Mark V tankı dediğim gibi oyunda canavar olarak gözüküyor. Fizik motoru sayesinde ona söylenen lafların hakkını da çok güzel bir şekilde veriyor. Tank ile birlikte ilerlerken fizik motorunun gücüyle birlikte önümüzde gerçekten hiçbir şey duramıyor. Yapılar yıkılıyor, etraf patlıyor, çatlıyor ve tamam diyorsunuz. Ben bir canavarın içindeyim. Tabii fizik motorunun ağırlığını tank bölümünde daha fazla hissetsek de oyunun genelinde fizik motorunu elbette görüyoruz. Oynanış olarak baktığımızda ise BF1 klasik bir FPS oyunu. Silah al, namluya adama doğrult ve ateş et. Bundan fazlası olabilir mi peki? Yok, olamaz. Ama vuruş hissiyle birlikte sesler ve sadece o döneme ait olan silahları kullanmamız ortaya eğlenceli bir oynanış çıkarıyor. Silah çeşitliliğiyle birlikte BF oyunlarında klasik olarak bolca araç sürebiliyoruz. Tabii multi kısmında araç kullanma mevzusu önde olsa da senaryo içinde de tank ve uçak kullanabiliyoruz. Ya bu da güzel bir şey, tempoda farklılık sağlıyor. Tempoyu etkileyen en önemli faktör ise oynanışın çizgisel hissettirmeyip harita içerisinde istediğimiz gibi hareket etmemiz. Dilerseniz gizli olarak takılıp düşmana farklı şekillerde yaklaşabiliyor veya düşman ekipmanlarını havaya uçurup savunmalarını kırıp sıcak çatışmaya girebiliyorsunuz. Ya bu artık oyuncunun seçimine kalmış. Ayrıca bölüm içerisinde her duruma uygun silahları da sandıklardan elde edebiliyorsunuz. Oyunda oynanışa eklenen ve diğer oyunlarda fazla görmediğimiz şey ise hücum mekaniği. Silahlarda süngü olması sayesinde adamın üstüne deli gibi koşup süngüyü göğsüne saplayabiliyoruz. Parantez açayım, bayağı tatmin edici. Süngü meselesi ise oyunun içinde hayat kurtarabiliyor. Zaten süngünün tarihine baktığımızda silahların ucuna takılma amacı o dönemin silahlarının hantal olma handikapını aza indirip ölümcül tarafını sadece mermiyle sınırlandırmaması. Süngü oyundaki en güçlü silahlardan biri, direkt tek atıyor. Neyse, buradan ise ikinci bölüme geçiyoruz. Bu bölümde kumarbaz, yakışıklı, yalancı ve pilot olan birinin hikayesini görüyoruz. Bu adam aynı ben. Clyde Blackburn. Blackburn savaşmaktan çok şan ve şöhret peşinde olan birisi. Lakin heyecanı kumral kızlardan daha çok seviyor. Başladığı hikayede yanında yardımcısı olan Wilson ile birlikte Almanlara ait büyük bir cephanelik keşfediyorlar. Devamında ise Wilson ile aralarında bir dostluk kuruluyor ve gökyüzünün şövalyeleri olarak savaşta yerlerini alıyorlar. Oyunun bu kısmında hikayeyi konu almak istiyorum. Başlarda dediğim gibi tek bir karakter ve olay örgüsü yerine birçok olay örgüsünü tercih eden BF1 bize savaş hissiyatı olarak çeşitlilik sağlıyor.
Yani bunu Kod 2 gibi düşünebilirsiniz. Kod 2'de de farklı cephelerde savaşıyorduk. BF1 de aynı mantığı içeriyor. Savaş hissiyatı olarak bizlere farklı bölgeleri ve farklı atmosferi tanıtan oyunun anlattığı hikayeler nasıl peki? Şimdi böyle hepsinde aman aman detaylı hikayeler yok. BF1 giriş gelişimi olarak hikayeler hazırlasa da sonuç odaklı bir yol çiziyor. Çünkü adamların derdi hikaye üzerinden mesaj vermek. Mesela bu bölümde savaşta arkadaşlık. İlk bölümde güven. Bundan sonraki bölüm kardeşlik. Çanakkale bölümü fedakarlık. Son bölümde intikam gibi ana başlıkları üzerinden ilerleyen hikayeler var. Şimdi hikayelerin gösterdiği olaydan bize mesaj vermeye çalışsa da her bölümde elbette o mesajı tam anlamıyla bize veremiyorlar. Lakin dediğim gibi biz buraya farklı insanların hikayelerini görüp farklı cephelerde savaşı hissetmeye geldik. Bunu sağlaması yeterli bence. Blackburn'la oynadığımız bölümde pilot olduğumuz için bir savaş uçağı uçuruyoruz ve oynamak gerçekten çok güzel ve keyifli. Sadece roketlerin nereden attığı pek belli değil ama oynarken çok eğleniyorsunuz. Oyunda can barımız olduğu gibi sürdüğümüz araçlarda da bir can barı mevcut ve muharebe esnasında kullandığımız araçlar hasar alabiliyor. Bunları oyun içinde tek tuşla tamir edebiliyoruz. Bu tamir etme meselesi sayesinde hem oyuna zorluk geliyor hem de bu zorlukla aracın tüm sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Onun dışında eklemek istediğim iki şey daha var. Birincisi bu bölümde gösterilen tarafsız bölge. Evet, atmosferi övmüştük ama tekrardan övelim. Geliyor abi. Diğeri ise Blackburn'un hikayesi. Blackburn pek dürüst biri olmadığı için hikayenin sonunda kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Yani biz bu hikayeyi Blackburn'un ağzından dinliyoruz ama Blackburn bu hikayeyi sallıyor da olabilir. Oyunun bu tarz bir plot twist yapması ise dümdüz akan hikayeler silsilesinde yüzümüzde bir tebessüm oluşturup insanı düşünmeye itiyor. Tebrikler Dice. 3, 4 ve 5. bölümü birlikte anlatmakta fayda var. 3. bölümde İtalyan bir abimizin kardeşini aradığı bir hikaye görüyoruz. Mark 1 zırhımızla keyifli keyifli takılıyoruz ama zırh gidince sıkıcı bir bölüm yapısı bizi bekliyor. Neyse ki kısa. 4. bölümde ise Çanakkale cephesine gidiyoruz. Valla şu ortam bakın abi. D-Day ile kapışır. Avustralya'da bir karakter olan Frederick Bishop ile Seddülbahir'den giriş yaparak işgal etmeye çalışıyoruz. O zamana kadar kurulmuş en büyük ve en güçlü donanma olduğunu da oyun bize vurguluyor. 5. bölümde ise tarihten tanıdığımız Arabistanlı Lawrence'ı görüyoruz. Bu arada parantez açmak istiyorum. Oyunda adı geçen herkese araştırdım. Belki gerçek kişilerden ilham alınıp yazılmıştır diye ama öyle bir şey yok. Sadece Lawrence tarihten tanıdığımız biri. Bilmeyenler için Lawrence, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı düzenlenen Arap ayaklanmasının başarılı olmasındaki en mühim figür. Arap aşiretlerine yardımcı olup onların bağımsızlık kazanmasına yardım ediyormuş. Yani öyleymiş. Tabii ki bağımsızlık falan yalan oldu. Şimdi bu kısımlarda eleştirmek istediğim şeyler var. Öncelikle bu oyun Osmanlı'ya hakaret ediyor, onu kötülüyor diyenlerden başlamak istiyorum. Çanakkale cephesinde her şey normal gözüküyor. Hatta sonunda Atatürk ve savaş arkadaşlarına selam çakıp Osmanlıların Gelibolu'yu vermediğini de söylüyor. Gayet objektif, bir problem yok. Osmanlı ile savaştığımız diğer cepheye bakıyorum. Burada da sorun yok abi. Tarihte Osmanlı'nın çıkan isyanlara karşı sert bir şekilde bastırmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz ki hayır yani bütün ülkeler zaten öyle yapıyordu. Herifler ayaklanma yapıyor. Devleti bölecekler. Doğal olarak isyanlara sert müdahale etmesi normal. Hakaret kısmı nerede peki? Osmanlı askeri vuruyoruz diye mi hakaret ediyor? Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Kafayı mı sıyırdınız siz? Oyun la bu, oyun. Lan oyunda sadece Osmanlı askerlerini mi öldürüyoruz? Ya bu zamana kadar öldürdüğümüz Rusların, Japonların canı yok muydu? Bizim için önemli olan şey adamların tarihi nasıl anlattıkları ve BF1 gayet objektif bir biçimde olayları anlatıyor. Bishop'ın şu lafı hariç. You're straining. We're impossible to kill. Ama genel olarak zaten objektif bir anlatım var. Ama insanların takıldığı nokta farklı. Tek kişi Osmanlı askerlerini nasıl delip geçti? Ulan kafasına yeniçeri şapkası fırlattım. Oyun bu oyun. Şimdi oyun arşivini açıp şu milletten bir adam, bu millete mensup adamların olduğu bir bölümde tek başına nasıl geçti gitti diye bir tartışma hiç gördünüz mü? Ya böyle bir şey oyun medyasında var mı? Ya ilk defa mı tek bir karakterle böyle yara yara geçiyoruz bir yere? O yüzden bırakın bunları. Böyle diyenlere de asla takılmayın abi. İlla rahat edeceksen eğer, sana söylüyorum bunları savunan kardeşim. Atalarımız oyunda çok güzel ve dik göstermişler. Sen rahat ol, kaybol. Eleştirmek istediğim diğer konu ise yapay zeka. Oyunda bahsettiğim gibi harita içerisinde çizgisel bir şekilde ilerlemiyoruz. Ve stealth yapmamız gereken yerlerde oluyor. Gizliliğin iyi ve oturaklı hissettirmesi için yapay zekanın iyi olması şart abi. Yıllardır bunu zaten söylüyoruz. Konu artık 2x2x4 gibi bir şey oldu. Peki, yapay zeka iyi mi? Hayır değil. Merak edenler için oyunu normalde oynadım. Hadi diyelim ki kolayda oynadım. Bak hiçbir önemi yok. Yani şu an bu adamların beni görmemesi mümkün mü? Ya bu kadar da zor olmaz ki arkadaş. Kapının önüne kör adamları mı koydunuz? Hı? Herhangi bir oyunun zorluğunda oynayayım. Ya şu adamlar sizce beni görmemesi ya çok normal bir şey gibi mi geliyor? Değil mi? Gelmiyor. Var yani yapay zekada böyle büyük çatlak. Diğer konu ise checkpoint sistemi.
çok kötü bir checkpoint sistemi var. Otomatik kayıt alacağınız yere gelene kadar ölürseniz bölümü en baştan başlıyor. Özellikle uçak ve tank bölümleri beni bu konuda deli etti. Ulan tek bir uçak kalmış, bir şekilde ölüyorum. Hop, bölümün en başına atıyorum. Bence DICE burada kurnazlık yapmış. Oyun zaten kısa. Checkpoint sistemini de öyle bir kanser yapalım ki bu sayede oynanış süresini uzatmış oluruz demiş olsalar gerek. Çünkü başka mantıklı bir açıklama ben bulamadım abi. Siz bulursanız gelin yorumlarda söyleyin bana. Şimdi gelelim asıl kısma. Multiplayer. Herkesin bayıla bayıla anlattığı multi kısmı. Kalabalık ekipler, birbirinden farklı harita ve oyun modları, atlar, uçaklar, güvendiğimiz takım arkadaşları. Multi kısmını BF1 2022 multi inceleme olarak ele almak lazım. Çünkü oynayan kişi sayısı artık azaldığı için her oyun modunu öyle dilediğiniz gibi deneyim edemiyorsunuz. Kalabalık serverlardan birine zıplayıp o biçim yolumuza devam ediyoruz. Multiplayer oyunlarla olan geçmişimi bilirsiniz abiler. Ben bu tarz oyunların multisini pek oynamam. Çünkü beni sarmıyor ve BF1 multisi de bana çok yani ortalama geldi. Ya dediğim gibi çeşitli haritalar var. Bazıları büyük, bazıları küçük. Bu durum çatışma hissiyatını etki ediyor. Lakin dediğim gibi beni pek sarmıyor. Belki o zamanında 2016 veya 2017'de oynasaydım belki daha çok sarardı. Daha fazla oyun modu deneyimleyebilirdim ama ya oyunda artık eskidiği için çok fazla giren çıkan da olmuyor. Ha giren yok mu? Var. Hala belli bir kitle var. Multiplayer'a girdiğiniz zaman illaki bir haritaya, bir oyun moduna girebiliyorsunuz ama çeşit çeşit istediğiniz oyun moduna giremiyorsunuz. Onun dışında multi kısmına bakarsak yine çeşitli silahlar, sandıklar, kozmetik ürünler ve 4 ana sınıf görüyoruz. Ha bu arada beni sarmaması multi kısmını kötü yapmıyor. Başarılı olduğu konusunda bence hemfikiriz. Artıları sayarsak, grafikler ve atmosfer harika. Farklı cepheler, farklı olay örgüleri güzel işlenmiş. Birinci Dünya Savaşı estetik bir şekilde yansıtılmış. Sesler iyi, başarılı multiplayer kısmı, fizikler. Eksiler, yapay zeka kötü, bazı bölümlerin temposu, yavan. Şu uçak roketi nereden atıyor abi? Checkpoint insanı gıcık ediyor. Battlefield 1 bizlere topyekün savaşın şafağını, birbirinden farklı hikayeleri, çölün kavurucu sıcaklığını ve bir güvercin olmayı gösteriyor. Harika değil mi? Son zamanların en başarılı savaş oyunlarından biri. Burada DICE'ı tebrik etmek lazım. İyi iş başarmıştı. İncelememizin de sonuna geldik. İncelemeyi sevdiyseniz videoyu beğenip destek için ise kanala abone olmayı unutmayın. Oyun ile alakalı düşüncelerinizi ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca katıl üyelerimize de ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Bir başka incelemede sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle Frame'den. O zamana kadar sizlere boş insanların söyledikleri şeye takılmadığınız, sadece eğlenmene baktığınız keyifli oyunlar diliyorum.